Şimdi hoparlörleri Yılmaz abiye kontrol ettirmek ve cam filmlerini lumara yaptırmak için kapı döşemesini söküyoruz. İki tarafta da sökülecek mecbur. Bari bir sökelim. Tek de halledelim. Kardeşim sıfır arabamı söküyoruz ya. Harbi ilginç lan. Yalıtım varmış bak. Elbek falan da cam gibi duruyor. Şurada yalıtım var. Minnoş'tan yalıtım da var. Şunu bir... Silikonlayacağız. Şunu bir... Hadi be. Estetik ameliyatı. Zaten silikonlamışlar bence. Şu arkasını, şundan falan bir alalım, kutuya ayıralım. Bu ayrılmıyor abi, bu orijinalinden böyle. Şeyi bak, daha şeyi tutuyor. Tamam. O nerenin az önce çıkan? Şu an. Her şuralı. Onu da bir yapıştıralım. Tamam. Zaten akşama kadar korur. İyi, şu airbag kapağı falan iyi duruyor. Şimdi kontrole geldik. Amfiyi buraya güzel gömmüşler abi ama varsa yapılacak bir şey yapalım. Şöyle çektim mi geliyor. Şunlar pek iyi değil ve onlar değişecek. Kapı üstü hi-fi'ler gayet sağlıklı, sağlam. Sesleri de güzelmiş. 8-10'luk böyle güzel hoparlörler. Onlar duracak. Şu aşağıdaki hoparlörlere bakacağız. Şimdi söküp. Neymiş, serisi ne, düzgün mü falan diye. Büyük ihtimalle onları değiştiririz çünkü çok bas gelmiyor aşağıdan. Bayağı eski seri bir şeye benziyor. Onları değiştiririz. Bir de yine arkada önceki kompakt olduğu gibi şu şey hoparlörler vardı ya, yukarı doğru bakanlar. Onları 13'e çeviririz. Tape almıştık zaten. Bu eski seri bir Pioneer. Bu da güzel. Çıkışları falan iyi ama işte Bluetooth yok. Şununla beraber Bluetooth'a çevirdim falan ama biraz derme çatma tabii. Bunu da şuradaki arkadaşla değiştireceğiz. Alpine UT200BT. Bak buraya 16 koymuşsun işte eski. Rahat sayıyorsa biz de 16 koyalım. 16 sar. Şimdi bu amfengilerini besliyor abi. Gördün mü? 5 kanal amfi koymuşlar. Woofer'a gidiyor. Woofer'a gidiyor. Bunlara gidiyor. Bunlara gidiyor dördüne de. Ya aslında şunlar amfiye pek girmez de. Belki teybin arkasında ayırmış olabilirler buraya gelen hattı. Veya şunun arkasında da ayırabiliyorlar. Şunun arkasında ayırmışlardır. Bunları amfiye vermedilerse. Bunlara tam güç vermek için. İşte yapacağımız sistemi ona göre değerlendiririz. Valla bu ses sistemi işi böyle, hem akustik bileceksin, hem elektronik bileceksin, hem böyle planlı programlı çalışacaksın, hem işte sağını solunu söküp takarken için etmeyeceksin arabanın. O yüzden herkes de olmuyor. Yıllardır Yılmaz abiyle iyi gidiyoruz bakalım. Bu sefer de parçaları belirledik, ne alacağız ne edeceğiz. Perşembe gününe randevumuzu aldık. Bir iki gün böyle söküp gideceğiz ama yapacak bir şey yok. Sök tak, bir daha uğraşmak istemiyorum. Yarın da cam filmi randevumuz var zaten. Onda da detaylıca anlatırım. Güzel bir fikir geldi aklıma. Onu yapacağız. Umarım güzel durur düşündüğüm gibi. Arabayı da söktükçe şaşırıyorum. Alttan yalıtım malıtım çıktı bak. Harbi bakmışlar arabaya. İlk defa bir arabamda böyle bir şey denk geldim. Yanıyoruz abi. Akvaryum gibi oldu. Yaz geldi böyle. Filmsiz olmuyor. Salih abi. Artık tanıtmıyorum Salih abi. Rengine göre bir film yapacağız işte. Tanıtmıyorum abi sen artık. Tanıtma bence. Benden de çok sen varsın kanalda. Tanıyorlar ya. Kaç yıldır tanımayan varsa da. Ya yok, yine söyleyeyim. Numar Van Styling Salih abi. Yıllardır tüm arabaların filmleri burada zaten. Serilerini izlediyseniz tanıtmama gerek yok diye söyledim. Çok değişik bir şey yapıyoruz. Yeşil film. Bu ne abi, sen anlat istersen. Bu aslında ne için üretilmiş bir film? Bundan normalde Volkswagen grubu araçlarda arka camlar renkli çıkıyordu. O renkli camlı araçların ön iki kapısını sadece bu filmden yapıyorduk. Diğer kapılarla aynı oluyordu. Onun için üretilmişti. Yeşil tondadır. Böyle şey gibi, Ray-Ban gözlüklerinin yeşili gibi. Ben evet, de, harbi yeşil yani. Ben de onu çok severim. Ray-Ban, gözlüğüm de Ray-Ban. O yüzden bu yeşili dedim deneyelim. Arabada şey ya, böyle renkli. Şimdi siyah yapsak böyle böcek gibi olacak. Sarı siyah. Garip olacak. Hem de böyle birazcık daha açık renk olacak bu. Bakalım sarı yeşil nasıl duracak. Zaten şimdi de orijinal camları da bir tık yeşil. Yeşil tonlu böyle. İyice o yeşili ortaya çıkarsın diye böyle bir şey düşündüm.
Bakalım kötü olma olursa da Salih abi siyah çevirir, yapacak bir şey yok. O hediyeymiş. Önce iş yaptırana beğenmezse yarın sıra oluyor şu an. Herkes yeşil film. Şaka. Filmsiz camlar böyle. Filmli böyle. Çok romantik oldu abi ya. Gerçekten eski BMW'lerde de böyle 8'lerde falan. Yeşil olsun bizim olsun. Şey, Volkswagen'lerin hepsinde böyle camlar. Renkli camlar da orijinalde. Uhrevi bir hava verdi. Türbe. Bir Alman ekolü. Beygir baba türbesi. Salih abi alta bir tane küçük plastik parça koyarak camı çizmeden maket bıçağıyla film kesiyor. Güzel teknikmiş abi. Kendin mi buldun? Camlarımızı ya genelde YouTube'dan herkes kullanıyor. YouTube'dan mı? Bizim arkadaşlar da kullanıyor. Ben normalde zaten maket bıçaklarını Olfa'nınkini kullandığım için o genelde çizmiyor ama yine de yok, işimizi sakata almayalım. Yaşadığımızı hatırlamıyorum ben de zaten. En iyisi Omega gibi bela bir arabaya da yapmıştık onu. Aynen. Şey Omega'dan yok. Sonra ustalar benimle dalga geçti. Niye? O bela arabaya film mi çekilir? Sen kafayı mı yedin? Onun şeyi çok kötüydü ya. Yan taraf şuraları şeydi. Bu camla beraber hareket eden bir sistemi vardı onun, garip. Bayağı zorlamıştı film yaparken. İki kat olunca da harbi yeşil oldu. Valla yeşilin görüntüsünü çok sevdim. Şöyle ön cama da yapalım dedik en son. Aynayı söktük bakalım. Ön camda da yeşilleneceğiz. Akşam bayağı tatlı olacak gibi geliyor. Böyle ışıklar, yeşil filtreli. Böyle bazı sinema filmlerinde öyle bir dok olur ya abi. Yeşil olur böyle dok. Animasyonuna kendimiz verdik diye efektini. Yani dünya böyle birazcık daha yeşil görünür ya. İçeride çok hoş bir ortam oluştu. Videoda görünüyor mu bilmiyorum ama. Gerçekten böyle akvaryumdan dışarı bakar gibi oldu. Özcan falan çok tatlı görünüyor buradan. Şimdi yolda bakacağım hissiyatına. Akşam da oldu dışarıda. 9. Bayağı uğraşmışız. Uğraşmışız derken sanki kendim yaptım. Oyalandık. Ama hakikaten güzel oldu. Bakalım yolda falan da tecrübelerimi yarın söylerim. Farkı tarzı olacak. Akşam denerim, sabah da denerim. Yarınki çekimin devamında size tecrübelerimi anlatırım. Abi tekrar teşekkürler her zamanki gibi. Ben teşekkür ederim. Özenlice böyle dikkatlice hiçbir şey kırmadan dökmeden mükemmel şekilde hallettik. Güzel günlerde kullan inşallah. İnşallah yeşili doğayı seveceğim bakalım. Yarın göreceğiz. Eyvallah abi. Türbe spek arabamla gidiyorum. Aynen türbe spek. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Yavaş yavaş da montaj işlerine başlayalım. Konu süspansiyonlar. Hatta bunları kontrole götürdük. Şimdi onu izleyin. Şimdi konu süspansiyonlarımız da geldi. Şimdi bunların montajdan önce bakılması lazım. Bunlar genelde bozulmayan parçalar ama zaten dekompresyon olmasın diye bunları böyle sabitleyip göndermiş sağ olsunlar. Bozulmayan parçalar olsa da yine bir kontrol ettirelim. Belki hidroliği değişir. Belki değişecek contası montası bir şey vardır. Bilmiyorum o kadar. Baksınlar. Evet abi, eline sağlık. Biz kaçıyoruz. Tamam Diana. Tamam. Hadi Diana, görüşürüz. Bu da çalışıyor. Sertliğinde falan bir sıkıntı yok. Tamamdır abi. Bunlar normal. Arkaları normal ya. Arkaya bakacağım işte. Bakma. Ben çay içmiyorum. Diana. Bıraktın mı? Onu buradan ayarlarsın bırak, sen. Çayı bıraktım abi. En sıkı yaparım. 3-4 tatlı bir şekilde. Evet abi. En son havada sıkmayacağım bunu. En son havada Sıkayım sonra 5-6 tur çevireceğim. Geçiriyorum. Musluk parçalı. Aynen abi. Beyaz.
Bu alt express ön tarafa, alt öne. Bu arka denge kobu. Şase gelgisi. Üstler de yarın gelecek. Bakalım hepsini montajla sırayla. Yeah.